Derin bir nefes alarak son tadım için Songül Sultan geliyor. Songül Sultan kaldır bizi ayağa. Böyle İnşallah. Ya gerçek hikaye böyle evet. insanın böyle kalbinden vurmuyor mu? Gerçekten herkesin bir hikayesi, bir derdi var şuracığında duruyor. Ne hayatlar, ne yaşamlar. Gerçekten ben çok etkilendim az önce duyduklarımdan. Ben de çok etkilendim. Sen de çok etkilendin. Hadi afiyet olsun. Patatesler çiğ kalmış, ezilmemiş. Eğer diğer tabaklar da böyle... Bu ezilmemiş mi yoksa topak mı kalmış? Şurada dener misin? Bence ezilmemiş. Ha. Pişmemiş. Patatesi tam pişirememiş. Yani püresini ezmemiş. Nursel Hanım bunun kıyması da tam böyle pişmemiş. Pişirirken dağıtmamış, kıyma top top kalmış içinde. Ya ben dedim acaba şeyden mi hani zaman geçti ondan dedim ama yok. Karışmamış. Top top kalmış. Peki. Yani fazla... iyi ezemeyince evet. ilk koyduğunda o zaman Aha. herkes top, top, bilir evet. ki topak Aha. kalıyor. Pişmesi biraz daha pişse daha iyi olmuş. Pişmemiş, şey kalmış. Sebzeler? Bezelyesi hafif çiğ. Onlar da. Evet. Tamam. Beğenmedin mi Yok, tabağı? Yok beğenmedim. Tam birbirini yemediği için. Peki. Geçtik ikinci tabağa. Peki. Günün tadılacak son üç tabağı. Finalde var mısın sence? İnşallah. Benim İnşallah maşallah oluyor mu bu işler son Yok olmuyor ha? işte. Evet kayınvalidelere çok iş düşüyor. Aynen. Hadi. Bunun püresi güzel olmuş. Tam birbirine karışmış. Kaşar da herhalde içinde. Kaşarın tadı da var. Şeyini, kıymasını güzel kavurmuşlar. Tane tane olmuş. İçindeki bezelyeler de birbirini tamamlamış. Püresini de sevdin. Püresini de sevdim evet. O zaman geç üçe. Demek ki fırına atılması lazımmış. Güzel üzeri kızarmış bak püresinin. Onlar da onu fark etmedim ben. Bu fırına atılmış, üzeri kızarmış bir şekilde çıkmış. Bunun eti güzel kavurmuş Nursel Hanım. Yani kavururken ezmiş, tane tane olmuş. Bulgur bulgur olmuş derler bizde. Bulgur bulgur olmuş. Güzel olmuş. Sebzesi de pişmiş. Üzerinin bu lale gibi kızarması da daha bir değişik güzel olmuş. Bulgur bulgur, lale lale kızarmış. Evet. Çok tatlısın ya gerçekten. Antep'e buradan selam olsun. Aynen. Hep çok yüzümü güldüren ve çok tatlı insanlar tanıdım orada. Sağ ol, teşekkür ederiz. İstediğin gibi kızarmış mı? Lale lale olmuş lale mu? Lale lale olmamış. Hem de bunu fırına atılmamış gibi. Sanki bembeyaz yüzü. Hmm. Sadece bu kenarlarına şey çıkmış. Etin yağı çıkmış. Şu hani kırmızı azot var ya. İyi olmuş kötü mü olmuş? Kötü. Yok iyi duruyor i̇yi. Da. Hmm. Hani kızarmamış. Yani fırına tamam. sürülmemiş amacından söyledim. Hmm. Kıyması güzelmişmiş ama bunun sebzesi bir tak... azıcık sert kalmış. Bezelye var ya. Hmm. O bezelye azıcık daha şey olsaydı. Bu da güzel olurdu. Ama dediğim gibi fazla şey yapmadım bunda. Püresinin kızarmamış dedin ama evet. tadı lezzetli tadı mi? Tadı güzel yerinde. Tamam. Evet Songül'cüğüm. Tadında sıkıntı yok. Biliyorum işin zor. Evet. Birinci tabağı ben bir vermek istiyorum. Çünkü onun hiç olmamış. Puan senin verdin evet, gitti. Birinci tabak gitti. Bir puan. Üçüncü tabağı da beş vermek istiyorum çünkü onu çok beğendim. Ver tabii. Üçüncü tabağı beş. Bunlara da üç üç veriyorum. Dördüncü tabak üç puan. İkinci tabak üç puan. Evet. Tam da yorumladığın gibi puanladın bana kalırsa. Aynen. Sevgili izleyicilerimiz de sosyal medyadan yorumlarını yapıyor zaten. Kayınvalidemizin yorumlarını ve puanlamasını beğendiniz mi? İki tane üçten
bir tanesini açmaya başlayalım diyorum. Ne diyorsun? Gel bu üçten başlayalım. Üç. Her gün stabil bir şekilde üç alsa gelinler, o da güzel mesela. Değil mi? Seviyorum ben üç. Hiç yoktan iyidir. Evet. Bakalım iki tane üçten bir tanesi son puanlar. Bugün için geri dönüşü olmayan puanlar. Sahibi kim? Üç puanın sahibi gelinimiz, açtı görelim. Sena Nur. Aa, kendi gelinin. Anne, her şeyini beğendin. Evet. Üç versen ne, vermesen ne. Bir verseydin ondan daha iyiydi. Ne bilsem bir verirdim. Niye bilmedin? Verseydin. İşte değil mi? Sana böyle diyeceğim. Sen bilsen bir verirdim. Ben sana her defasında peki, söylüyorum bunu. Peki bu fırına atılması lazım değil mi? Diğeri daha çok beyaz dedin. Benimkine bir şey dedin mi? Tamam ama sebzen güzel pişmiş dedim. Aynı dedim. Fırına atılmamış. Sebzen eksiği, bak. Hepsini... Eksiği olduğu için dedim. Ne olduğu için? Eksiği. Ne eksiği? Ya fırına atılmamış, üzeri kızarmamış. Ben beyaz dedim. Diğerine dedin onu. Ben beyaz ona da aynısını diye verdim. Niye ona aynısını veriyorsun? Ona verdim. O hiç pişmemiş dedin sebzesini. Demedim. Biraz anne, daha pişse daha iyi olur dedim. Bak, sen, sebzesi ben pişmemiş söylediğim dedin. Lafını, söylediğim lafı bilmiyor bak, muyum? Bak ben de buradan duyuyorum seni. Duydun mu? Duydum da söylüyorum yorumlamayı. Bence o biraz daha pişse iyi olur dedim. Ama benimkine kötü yorum yapmadın. Güzel harmanlanmış, güzel olmuş, kıvamı da güzel dedin ama tuttun üç veriyorsun. Eksi vardı, eksini tam yapmamış, yetiştirememiş. Eksik ne yani, ben fırına sürdüm biliyor musun? Hani nerede fırına sürdün sen? Ben fırına sürdüm, dakika hani... kalmış fırından biz çıkardığımız için pişip pişmediğine tam bakmadım. Bakaydın geri yapaydın o zaman. Geri çok kızarmış. O onlara göre güzeldi. Lale gibi olmuş, lale nasıl? Lale nasıl, kırmızı değil mi? Seninkinin neresi? Hele bak hani nerede atılmış lale fırına? Lale nasıl? Seninkin sadece ben ne olmuş? Ben sana diyorum ki. Seninkin sadece ne olmuş bir dakika aynı, ben söyleyeyim de. Bak şu olmuş, aynı Nuray teyzenin takıldığı şeye takılıyorsunuz burada. Yok işte üstü kızarmamış, yok işte kavrulmamış, şu olmamış, bu olmamış. Bak diyorum ki ben fırına sürdüm, sürmedim değil. Diğer tabağı da aynı şekilde söylüyorsun. Onunla beni çok kıyaslıyorsun. Ya tamam da şimdi görünen... Bana da üç veriyorsun. Ya şimdi burada ben ne görüyorsam burada odur. Neyi tatlısam zaman, odur Sena. Bak burada baktığım zaman o daha çok beyaz duruyor benim tabağımdan. Bence ikisi de aynı şimdi duruyor. Şimdi şöyle hiç de beyaz bir şey değil, var. Aynı. Şimdi şöyle bir şey var. Tepsiye koyuyoruz ya. Şimdi benim de üç tane tabağım güzelce kızarmıştı. Evet. Çünkü fırının geri tarafında kalıyor. Bir de ön tarafına düşen kısmı oluyor. Bu sadece ben değil, benim tabağımı bilmiyorum. Sena Nur'un da başına gelebilir, Aslan'ın da başına gelebilir, Selma'nın da başına gelebilir. Yani arka tarafı biraz daha çok kızarttığı için diğer tabaklara göre bazıları daha çok kızarıyor, bazıları daha az kızarıyor. Ben sana onu söyleyeyim, o zaman tepsini çıkartacaksın, bir de bu tarafa çevireceksin. Bazen eşit o kadar süren olmuyor Aslan'cığım. Ona göre ayarlayacaksın süreni. Mesela sen süreni. Bazen süren olmadığı aha için bademleri kavuramıyorsun evet, ya. Evet, sen de üstüne krema koymayı unutuyorsun ben ya. Ben onu duymadığım için, ben unuttuğum de için değil. Aynı sen şey, unuttun, ben aynı duymadım. Şey, aynı sen şey, unuttun, ben duymadım. Bitti. Hiç aynı şey değil ya. Burada bir üçümüz daha var. Evet. İkinci üçün sahibi bu tabağın altında yazıyor. Kendi gelinimiz maalesef üç aldı. Bakalım ikinci üçün sahibi kim? Bezelyesini bir tık çiğ buldun. Evet. Üstünü de biraz daha kızarmış istedin. O yüzden de üç verdin. Üç puanın sahibi gelin. Aç da görelim. Damla. Şimdi dediğim gibi, demin de söyledim, Songül teyze bazen fırının ön kısmına gelen oluyor, bazen de arka kısmına gelen oluyor. Sana kızarmamış tarafı geldi. Diğer tabaklarım da çok güzel kızarmıştı. Üç tanesi biliyorum. Bezelyelere gelince de hepsinin sebzelerinde o dirilik var olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece benim tabağıma söylenmedi bezelyede dirilik oldu. Diğer yok, tabaklarda da buldu o diriliği. Yok, ikinci tabakta da, diğer kayınvalideler de söyledi. Sadece benim tabağımda dirilik yoktu. Herkesin tabağında dirilik vardı. Ki havuç, yo sende de vardı aslan. Boşa kafanı yo sallama. Şimdi bana gelsin, havuca gelince de, şimdi rendelenmiş bir havuç. O kaynıyor o süreçte. Hani kendi kıymanın suyuyla da kaynıyor. Damla bir dakika lafını keseyim. Ben havuçla ilgili bir şey söylemedim. Burada bu bir. Salatada bile ölüyor rendelenmiş. Tamam da ben havuç... Sebzeler deyince... Sebzeler, hayır, sebzeler deyince... diyorken sebzeler birbirine karışmış. Bezelye de dedim bir tık bitse daha iyi olur dedim.
Sen anlamamışsın sebzeler bence. Sebzeler birbirine mi karışmış? Evet, sebzelerin pişmiş, havucun pişmesi var, rendelenmiş havucun. Yani şimdi bunu bilmeyecek kadar hani dişime mi gelecek? Hayır, dedin ya sebzeler pişmemiş diye. Sebzeler pişmiş, iyi karışmış dedim. Sadece bezelye bir tık pişmemezlik var dedim. Yani tam bezelyelerin dinle bence. Bezelyelerin bugün hepsinde vardı o dirilik. Evet. Hepsinde hani yoktu vardı. Damla. Benimki pişmemişti. Bezelye pişirmesini bilmiyordum hani. Öğrenir işte artık eve gidince. Hepsinde var demek ki. Bak, bütün kayınvalidelerin işte aynı bak, yorum yapıyor ya. Nuray teyze hani benim tabağımda pişmemiş demişti ya. Ben de dedim ki daha sonra dedim ilk tabağınız olduğuna rağmen daha sonraki aldığınız bezelyelerin tadı yine mi aynı geliyor? Hayır, pişmişti diğerleri ki dedi. Şimdi aynı hayır, şeyi söylüyorsun de... diyorsun ki benimki de pişmemiş olabilir, diğerleri ki de pişmemiş. Demek ki neymiş? Demek ki bak bezelye pişmemek değil. Şimdi Sena ilk benim kayınvalidem geldi ya yorum yapmaya. Dedi evet. Ki Sena'nın bezelyesi pişmemiş dedi. İşte ben ilk tabak olduğu için söylüyorum. Bak, ilk tabak olduğu için ben de söyledim. Ama bütün kayınvalideler neredeyse aynı yorumu yo, yaptı. Figen teyze benimki de pişmiş demişti. Ama beğenmedi, lezzetsizdi. Burada da bir 5 puanımız var. Sen bunu açınca bir beğendin. Ha evet. Dedin kızarınca güzel demek oluyormuş ki dedin. Ve 5'i de verdin. Kendi gelinimiz kesinlikle değil. Bakalım 5 puan kime gidiyor? Aslıhan mı Selma mı 5 puanı havada kaptı? Aç da görelim. Aslıhan. Tabii ki. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.